Ülkede bugün kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir gelişmeyle karşınızdayız. Başkan Erdoğan'ın masasındaki son anket, AK Parti'nin oy oranları dikkat çekici. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti'nin son ankette oy oranını açıkladı. Daha ayrıca sosyal medya düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'ye de tepki göstererek e-ticaret kanununu hatırlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da son anket sonuçlarını açıkladı. Hamza da AK Parti'nin oy oranının %41,9 olduğunu aktardı. A Haber canlı yayınında katılan Hamza Dağ'ın konuşması şu şekilde. Muhalefet acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyor. Komisyon oluşturuldu, düzenleme yapılacak. Bu konuda bir ihmal varsa sonuna kadar soruşturma yürüyecek. Sosyal medya şirketlerinin ülkemizin mahkemesinin aldığı karara uyma ve yapmama gibi bir kültürü oluşmuş. Burada özel kasıt aranıyor. Siz gerçeğe aykırı bir beyanı bilerek ve isteyerek toplumda kargaşa oluşturacak şekilde paylaştığınız zaman bu hükümden ceza alırsınız. Muhalefetin bu konuda Anayasa Mahkemesi ile alakalı son 2 ayda yaptıkları iki harekete dikkati çekmek istiyorum. E-ticaret kanununa destek verdiler. Anayasa Mahkemesi'ne gidip kamuoyuyla paylaşmadılar. Şimdi davulla zurnayla Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Bu çelişkiyi vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. En son iki hakimde bir araya geldi altılı masa. En son 2 Ekim'de bir araya geldi bu altılı masa. 1,5 ay bir araya gelmemeleri kendi medyaları tarafından eleştirilmişti. O zaman 15 günlük bir süre koymuşlardı. 15 günlük süre bu pazar doldu. Bu bile altılı masanın dağıldığını gösteriyor. Ne kadar ortak adaya çıkaracağız diyorlarsa da o konuda uzlaşı çok net görünmüyor. Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ifadeler ortaya koyuyor. Yine kendi partisinden, belediye başkanlarından milletvekillerine kadar arkasında olmadıklarını sorguluyor. Sanki Meral Akşener'in icazetiyle adaylık ister gibi bir hal ortada duruyor. Bizim esas gündemimiz 6-6-1'li masanın çıkaracağı aday değil. Bizim adayımız belli, kampanyamız gün gün belli. Geçen hafta ARGE başkanımız bir açıklama yapmıştı. En son yaptığımız araştırmada AK Parti %41,9 oy oranında. Bizim için bundan daha önemli olan trendlerdi. Trendler hangi noktada ilerliyor ona göre yol alırız. 3-4 aylık süreçte Cumhur İttifakı'nın oylarının yükseldiğini görmekteyiz ifadelerini kullandı. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. AK Parti'nin oy oranının %41 olması hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.